Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım anca bitebildi. Burada gene görebildiğim sapkınları aktaracağım sizlere. Hepinize de iyi haftalar dilerim. Pazartesi hafta başlangıcı. Gene güzel birlikte olduğumuz bir hafta geçiririz. Denk getirebiliriz, güzel bir şeyler bulabiliriz. Birinci koşuya yetişmeyebilir. Fit tercihiyle bir şey önerecektim ama çok da emin değilim. Maiden kimin çıkacağı belli olmuyor bazen. İkinci koşu Plasya başlangıcı 8'den çok iyi bir koşu bekliyorum. Koşarsa tabii 8. Buraların son günü, mitik günü, bir de zor program. Çalışması da çok zordu. Biraz da geç kalmamın sebebi bu. 8 plaselerde olması gerekir bence. İyi bir koşu bekliyorum. Şartın atı bu. Gördüğüm 8. Yukarıda ağır kilolu atlar Ferit tercihiyle 3, 2, 1, 4. Bunlardan da tercih edilebilir. Kazanana gireceklerdir. Ağır kilolu atlar da yarışta şanslı olurlar. Sebebi bu bölgelerdeki handikap yarışların handikap 3 ile devam etmesi. Handikap 1'de bunlar birinci olmakta zorlanırlar. 3'te kilo oynaya yarış kazanıyorlar. Nadir geliyor bu hafif kilolu atlar. Onlardan biri 8, gördüğüm bu. Üçüncü koşu handikap 14. Altılı başlangıcı, gene bakın handikap 13. Handikap 3. Uzun mesafede bu dopingli at vardı. Geçen bunu bir tablosunda aktarmıştım sizlere. Tek atılmıştı. 99 Ganyan'a. Bu at tek attılar. Altılıyı buldular o zaman. Aynı at gene hafif kilo. Bakın 53,5. Bu grubu çok rahat geçebilir. 12 nolu safkan. Gene doping falan çıkar mı bilmem ama 12 kazanabilir. 3 sürpriz koşuyu yapar. 2-1 dahil sonrası ben de karışık çıktı. Direkt önereceğim bir safkan yok. Hani Ferit tercihiyle 6 yazmak isteyen arkadaşlarım. Diğer atlardan 1-2 başlamak üzere tercih etmelisiniz. Tek kullanmıyorsanız. 12 tek olur vaziyette. 3 de sürpriz yapar durumda gördüğüm 2 at. Dördüncü koşu. Yine handikap 15, handikap 3. Kısa mesafe. Zor koşulardır bu handikap 3'ler. Bir de üzerine Araplar. 4'den başlayarak 4'ün kazanma ihtimali bence yüksek. Dezavantajı 4 yaşında. 2 Kaisberti Ferit tercihiyle. Ferit bu tip atlarla, ağır kiloyla çok kolay yarışlar kazanıyor bu tip gruplarda. Hani AGF çıkıyor haliyle ama yapacak bir şey yok. 2 rakip. Yani sürprizine 12 gene görünen at. 13 mülayimi sürprizi de öneririm. En azından hafif kilolu atlardan biri. 9, 14 gibi atlar tamamen tercih sebebi. Yukarıda taç sat var. 5 tonlu safkan kilo alsa da son yarışını kazandığı için. Yani bu şekilde 3 tarama atlarıdır. Varsa tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz. 4, 2, 13, 12 sıralamam bu şekilde gidiyor. Diğer atlardan da tercih etmenizi tavsiye ederim. Tek olur diyemiyorum. Yani burada herhangi bir at tek olur demek kolay değil. Beşinci koşu. Burada da 4 tane attan bahsedeceğim. Birinin kazanmasını bekliyorum. Zor koşu, bakın yine handikap 3, kısa mesafe. Çalışırken zorlanmamın sebebi bu. Yani bilemiyorsunuz. Yani kilo verseler, alsalar da mesafeler kısa olduğu için herhangi biri kazanabiliyor. Sürpriz at var burada. 11. Mutlaka kuponlarda olsun. 11 yarışın sürprizine imza atar. Yine 13 bakın sürprize imza atar. Bu tip atlar şartın atları oluyorlar. Bu şartın atları. Ferit 12'yi tercihlemiş. Ferit de direkt olarak favori koştu bende. 11-12, sürpriz 13, 7 yazılır. Diğer atlar AGF'ler tercih sebebi. 11 mutlaka olsun. Ferit doğru atta. 12 doğru at buranın da kazanırdı atı. 13, 7 sıralama bu şekilde. 6. koşu şartlı 4. Yine Arapların şartlı 4, 4 yukarıda. Bak zor koşular bunlar da. Yani herhangi bir at yarış kazanabiliyor. Süpermen'i geçen bir anlatmıştım sizlere. Yukarı çıkarttılar, aşağı indi. Yok, hatta bir sıkıntı var. Ferit tercihli gene. Gene yüksek AGF. Yani nasıl güveneyim ben bu ata şimdi? Arızalı olduğu bariz bir şekilde belli. Yazılır, bir şey demem ama hani tek atmak da riskli olur.
Burada 6, 2, 11 ve 12 numaralı safkanlar. Bu tip gruplarda sürpriz ihtimali oluşan sonuçlarda bunlar birinci geldiler ağırlıklı olarak. Bu tip atlardan yarış geldi. Önceliği bu 4 ata vermenizi tavsiye ederim. Yarışın AGF'leri 1, 13. Aklınıza gelen varsa başka at arkadaşlar. Burada aktaracağım bunlar. Burada da tek olur diye bildiğimiz safkan yok. 6 burada favori koşuyor bende biraz olsun. 6 Livanlıoğlu. Bir varlar bir yoklar. Bir varlar bir yoklar. Bilemiyorsunuz yani. 7. koşu meydanı 2 Ferit tercihiyle tek olabilir. Başka da at göremedim burada. Meydana veda edecek kapasitede bir at göremedim. 2 çıktı tek oldu oldu. Yoksa buradan da çok güzel bir sürpriz getirirler. Şanlıurfa miting günü bugün. Beşlilere de altılı ikramiyesi dağıtabilirler. O vaziyette gidiyor altılı. Kurgular zor. 8. koşu şartlı 4. Burada 8. Dişi ata 3'e takılmazsa 8 kazanabilir. Main'in çıktı. Tek dahi olabilir. 3 son yarışına bir kayıp yarışı gelmiş. Burada normale döner. İyi koşu gelir. Sürprizinde 3 yapar. Sonrası AGF'ler 2, 1, 5, 6, 5, 6'ya da dikkat edelim yine. Diğer atları tarayarak yazabilirsiniz. Hani baştan sona kurgusu zor, tekleri az ve tehlikeli koşular var ağırlıklı olarak. Risk almalısınız birkaç yerde. Şansımıza denk gelirse gelir, yoksa çok fazla bütçelerinizi zorlamayın derim. İnanın zor bir program. Miting günü olduğu için altınlarınızı da yırtmayın. Ne olur ne olmaz. Beşlilere dağıtabilirler. O vaziyete de gelebilir Şanlıurfa. Bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.